hızı 80 kilometreye kadar ulaşan yağmurla karışık fırtınanın Ayvalık'ta büyük hasara neden olduğunu ve çok sayıda teknenin parçalanarak battığını ve maddi hasar yarattığını üzülerek belirtmek istiyorum. Şükür ki can kaybı yaşanmaması bu konuda bizim tek tesellimiz olmuştur. Bölgenin yoğun rüzgar alan konumu, özellikle iklim değişiklikleri nedeniyle yakın tarihlerde sıkça yaşanmaya başlayan fırtına ve hortum gibi doğa olayları sebebiyle pek çok tekne batmış ya da maddi zarar görmüştür. Dünkü afette tüm birikimlerini kaybeden vatandaşlarımız da olmuştur. 56 özel, 10 adet gezi teknesi, 14 adet profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi, yaklaşık 50 milyon Türk lirası civarında da teknelerde oluşan maddi hasar. Ana arterlerde bulunan 50 ağaç ve ana arterlerdeki direkler yıkılmış. Altınova Kumada mevkiinde ana kara ile adayı bağlayan 300 metre mesafeli yürüyüş köprüsü ciddi hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. 5 vatandaşımızın saya ve ev çatılarındaki hasarlar meydana gelmiştir. Belediyemiz kente yaşanan her türlü olumsuzluğa yetişmek için kısa süre içinde Hızır ekibi oluşturmuş, çağrı merkezi ve WhatsApp hattı üzerinden yardım çağrısı alan ekipler her yardım çağrısına ulaşmaya çalışmıştır. Sabah saatlerinden itibaren ekiplerin başında bizzat bulunup zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Ayvalık Belediyesi temizlik, park ve park bahçeler ve fen işleri ile zabıta müdürlüklerimize bağlı tüm saha ekiplerimiz aralıksız çalışarak çağrıda bulunan insanlara ulaşmıştır. Son yıllarda sıklıkla yaşanan afetler ticari ve amatör balıkçı teknelerine büyük zarar vermeye başlamıştır. Göreve gelir gelmez gördük ki Ayvalık'ta yıllardır balıkçı barınağına olan ihtiyaç biliniyorken bu konuda şimdiye kadar kimse kılını bile kıpırdatmamıştır. Uzun yıllardır yaşanan sıkıntıları yakından takip ettiğim için yaşananların son bulması amacıyla balıkçı barınağı ile ilgili acil olarak girişimlerde bulunduk. İlave balıkçı barınağı yanaşma bağlama iskelesi ve benzeri kıyı yapılarına olan ihtiyacı gözeterek bunların imar planına işlenecek şekilde plana esas olacak uygun yer tespitinin yapılması konusunda başvurumuzu yaptık. Kısa süre içinde yaşama geçirilmesini bekledik. Yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ayvalık Liman Başkanlığı'na başvuru yaparak resmi süreci başlattık. Başvurumuz ile ilgilenen bakanlık kentimize iki yetkili göndermiştir. Bölge müdürlüğünden iki yetkili göndermiştir. Yetkililerle birlikte yani Ulaştırma Bakanlığı'nın bölge müdürlüğünden, Bursa Bölge Müdürlüğü'nden iki yetkili gelmiş. Yetkililerle birlikte balıkçı barınağı yapmayı planladığımız iki ayrı yerin tanıtımını ve alternatifleri yerinde kendimle bizzat eşlik ederek gösterdim. Ancak o günden beri bakanlığın atacağı adımı bekliyoruz. Yaptığımız başvuruya onay verilmesi durumunda barınağı imar planlarımıza işleyip ÇED raporlarıyla birlikte bakanlık onlar yapmazsa biz kendi olanaklarımızla balıkçı barınağını yapmaya talibiz. Ayvalık'ımız sahil kenti olması sebebiyle pek çok adası ile birlikte bölgenin en uzun kıyılarına sahip ilçemiz balıkçılık, turizm, yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra çok sayıda amatör tekniği de barındırıyor. Bu da en büyük zenginliklerimizden bir tanesidir. Bölgede hali hazırda Alibey'de yani Cunda Adası'nda su ürünleri kooperatifince çalıştırılan bir adet balıkçı barınağı mevcuttur. Başka bir balıkçı barınağımız yoktur. Ayvalık Liman Başkanlığı'ndan aldığımız bilgiye göre Ayvalık Limanı'na kayıtlı muhtelif evsaftaki tekne sayısı 2043 olup esasen 365 gün Ayvalık'ta demirli olmasına karşın özellikle Çanakkale ve İzmir limanına kayıtlı 500'ün üzerindeki tekneyle birlikte bu sayı 2500'ü aşmaktadır. Subis sistemine kayıtlı ve Ayvalık'ta balıkçılık mesleğini ifa eden 462 kişi bulunmaktadır. Bölgede turizm amaçlı ikinci konut sahibi
ve ikametgahı Ayvalık'ta olmayan pek çok amatör balıkçıya da dönemsel olarak ev sahipliği yapmaktayız. Bölgede ruhsatı mevcut endüstriyel balıkçılık üretiminin de planlanmakta olduğunu, bu tesislerle birlikte tekne sayısı ve trafiğinin daha da yoğunlaşacağı, barınak, çekek, bağlama iskelesi gibi kıyı yapılarına olan ihtiyacın daha da artacağını öngörüyoruz. Onun içindir ki bir gün bile geciktirmeden balıkçı barınağının yapılması, hatta birden fazla balıkçı barınağının yapılması elzem haline gelmiştir. Onun için buradan Ankara'ya bir kez daha seslenmek istiyorum. Ya yapın ya da izinlerini verin, bırakın biz yapalım. Afet Hasar Tespit Komisyonu'nu kurduk. Afetin yaşandığı gün kısa süre içinde Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde, içerisinde Ayvalık Belediyesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Kolluk Kuvvetleri, kamu kurumları, idarecilerin de bulunduğu Hasar Tespit Komisyonu'nun kurulmasını sağladık. Siz gazeteci arkadaşlarım da desteğiyle maddi olarak zarar gören vatandaşlarımızın 0266-312-1040 numaralı kaymakamlık hattı üzerinden veya bizzat ilçe kaymakamlığına gelerek başvuruda bulunabilirler. Buradan da bu numarayı tekrarlamış olduk. Talepler kayıt altına alınarak ekipler hasar tespit için bölgeye gönderilmiştir. Ayrıca iletişime geçtiğimiz siyasi veya milletvekillerimizle özellikle yaşadığımız bu sıkıntıların sıkıntılar sebebiyle Ayvalık'ın afet bölgesine alınması ve bu anlamda da eğer afet bölgesine alınması durumunda en azından bu yaşadığımız maddi kayıplarımızı bir nebze de olsa telafi edeceğini umduğumuzu belirttik. Beklentimiz de bu. Şimdi Ayvalık'ta bu iklim değişikliğiyle anlatmak istediğimiz de budur. Ayvalık'ta bu yaşanan son zamanlarda bu iklim değişiklikleriyle birlikte ciddi anlamda en son Şubat ayında öyle bir afet yaşamıştık. Bir hortum şeklindeydi. Ve dün de batıdan esen batı rüzgarıyla beraber özellikle Ayvalık merkezdeki teknelerimiz büyük hasar görmüştür. Biz deriz ki artık yani Ayvalık'taki devlet yatırımlarının özellikle bu tarzda devlet yatırımlarının kendini hissettirmesi gerektiğini vurguluyoruz. Ayvalık bu anlamda bakir kalmıştır. Yani bugün herkesin hayali böyle bir sahil kasabasında yaşamak. Vatandaş diyor ki ben Ayvalık'a yerleşeceğim, ev alacağım, bir de tekne alacağım. Gerçekten evini de alıyor, teknesini de alıyor. Sonuçta ne oluyor? Bu sayı artıyor. Ama ortada sadece bir tane Cunda'da balıkçı barınağımız var. O balıkçı barınağımız şu an zaten Ayvalık'a yetmediği gibi şu an Cunda'daki balıkçı barınağında da sahil güvenlik orada bir üs kurma çabası içerisinde. Zaten elimizde bir tane kapasitesi yetmeyen bir balıkçı barınağı var. Böylelikle bunun da kapasitesi yarı yarıya zaten düşmüş olacak. Artı Cunda bir turistik mevkimizdir, turistik bir bölgemizdir. Burada bu tarzda yapılaşmaların yani oluşumların Cunda'ya da zarar vereceğini düşünüyoruz. Yani elimizde bir tane var, onu da koruyamaz hale gelmiş oluyoruz. Buradan da bu çabanın son bulmasını istiyoruz. Çünkü bize 5000'lik görüş soruldu. Gerek Ayvalık Belediyesi'ne gerekse Büyükşehir'den de red olunmasına rağmen fakat askı sürecini başlatmış durumdalar. Orada o balıkçı barınağının büyük bir kısmının da sahil güvenliğe verilmesi söz konusu. Bu da zaten var olan bir tane balıkçı barınağımızın onun da elinden gitmesi anlamına gelmektedir. Bunu da buradan belirtmek isterim. Kısacası bu afetler devam edecek. Allah vermesin. Tabii ki önüne geçemeyiz ama en azından bu afetlerle baş edebilmek için yıllarca gecikmiş olan balıkçı barınaklarının bir an önce yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yine Ayvalık'ın sahilindeki sahil kesimindeki bu tekneler eğer balıkçı barınakları veya işte onların da ikamet edebilecekleri uygun yerler yapılması durumunda buradaki görüntüyü de ortadan kaldırmış oluruz diye düşünüyorum. Anlatmak istediğimiz buydu. Çok üzgünüz. Önemli olan bu yaraların sarılmasıdır.
kısa vadede bu sezon da gelmiştir. Turizm sezonu da gelmiştir. Bu vatandaşlarımız turizm sezonuna hazırlıklarını yapmışlar. Fakat dün yaşanan sıkıntıyla beraber sezonu kaybetme ihtimali de vardır. Bunların telafisi için artık başta valilik olmak üzere Büyükşehir, Ayvalık Belediyesi ve bakanlıklar olmak üzere üzerimize ne düşüyorsa yapmamız gerektiğine inanıyorum. Pandemiden dolayı zaten ekonomik bir sıkıntımız söz konusudur. Bu sıkıntıyı aşabilmek için de destek olmadan da bu sıkıntıyı aşma lüksümüzün olduğuna inanmıyorum. Teşekkür ediyorum. Allah böyle acılar yaşatmasın ama Ayvalık'la ilgili yapılması gereken özellikle dediğim gibi biz belediye olarak yer tespitiyle ilgili bakanlığa aylar önce başvurularımızı yaptık. Bununla ilgili bir an önce işlemlerin hızlandırılması ve onaylanması ve projelendirilip hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. Ayvalık Belediyesi de bunun neresinde olması gerekiyorsa olacaktır. Teşekkür ediyorum. Bu konuda ayrıca yine Ali Cale arkadaşımız, kendisi de denizcidir, hem belediye meclis üyemizdir. Onun da kendisi de dünkü faciada darbe almıştır. Onun da kendi anlatmak istediği duygu düşünceleri vardır. Buyurun. İyi günler diliyorum. Öncelikle çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Ancak çok uzun zamandır Ayvalık'ta bir balıkçı barınağı ya da uygun korunaklı barınak yapılması gerektiğini beyan ediyoruz, anlatıyoruz. Yani burada açıkçası belediye meclis üyesi kimliğimin dışında konuşmak istiyorum. Ben bir denizciyim. Denizci bir ailenin çocuğuyum. Kendim de denizciyim. Gemi inşa mühendisiyim. Aynı zamanda kaptanlık da yapıyorum. Deniz Ticaret Odası Ayvalık temsilciliğini yapıyorum. Ve Deniz Ticaret Odası'yla başlayan hayatımda, yani böyle kamu kuruluşlarının ya da sivil toplum kuruluşlarının içinde olmaya başladığım zamandan bugüne kadar her bulunduğum ortamda Ayvalık'ın korunaklı limanlara ihtiyacı olduğu, Ayvalık'ın bir deniz kenti olup olmamasına karar vermemiz gerektiğini her yerde söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Açıkçası başkanımla birlikte de yürümeye başladığım andan itibaren devamlı bir balıkçı barınağı Ayvalık'a gerekli olduğunu, hatta birden fazla gerekli olduğunu, küçük tekneler için bir tane, büyük tekneler için ise başka bir barınağa ihtiyacımız olduğunu hep söyledim, sağ olsun. Anlattıklarımın dışında diğer meclis üyesi arkadaşlarım da içimizde Cunda'da, Ayvalık'ta, Sarımsaklı'da, Altınova'da yaşayan diğer meclis üyesi arkadaşlarımız da oradaki problemleri dile getirdiğinde hep birlikte bir irade ortaya koymaya çalıştık. Ve ilk defa Ankara'ya gittiğimizde şöyle bir şeyle karşılaştık. Şok oldum ben. Bugüne kadar Ayvalık'ta biliyorsunuz, yani birçoğumuz yaşadık bunu. Her seçim döneminde insanlar ortaya hep bir görsel koydular. Dediler ki biz geldiğimizde şunu yapacağız, bunu yapacağız. Fakat biz Ankara'ya gittiğimizde gördük ki bugüne kadar barınaklarla ilgili herhangi bir adım dahi atılmamış. Bir talep yok Ayvalık'ta barınak yapılmasına dair. Bunu gördük. Sağ olsun kaymakamımızla da bunu paylaştık. Başkanımızın, kaymakamımızın koordinesinde taleplerimizi ilettik. Yani şimdi bir barınak yapılması için evet bir adım atılıyor. Belki de yapılacak ama işte yapılana kadar başımıza bu felaket geldi. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani dünden beri çok kişi aradı, sağ olsunlar. Çok kişiyle görüştüm. Yani Deniz Ticaret Odası Başkanı, Genel Başkanı Tamer Kıran'dan tutun da çeşitli belediye başkanlarına kadar, İstanbul'da ilçe belediye başkanlarına kadar görüştüm. Denizcilik camiasının içinden büyük armatörlere kadar tutun da bölgemizin, Ege bölgesindeki insanlardan, denizcilik camiasından insanlarla görüştüm. Geçmiş olsun dileklerini aldık ama geçmiş olsun dilekleriyle bir yere varamayız. Yani eğer bugün geçmiş olsun deyip iki gün sonra bu insanları yalnız bırakacaksanız, bunu kendim için söylemiyorum, bunun da bir anlamı yok. İnsanlar büyük yara aldılar. Bakın bugün Ayvalık'ta, kendi sektörümün dışında söyleyeyim, dalış turizmi bitti. Yani 3 tane dalgıç teknemiz var Ayvalık Rıhtımı'nda bağlı. Ve biliyorsunuz mercanlar, yani dip yapısı itibariyle Ayvalık önemli bir dalış turizm merkezi. Fakat bugün dalışa götürecek teknemiz kalmadı Ayvalık'ta insanları. Yani şimdi
Düşünebiliyor musunuz? Bir sektör bitti dün Ayvalık'ta. Dalış turizm sektörü bitti. Bu insanların desteğe ihtiyacı var. Yani burada şunu da sorgulamamak lazım. İşte ya sigorta yaptırsaydı bilmem neydi. Bakın bir daha söylüyorum, kendimi dışarıda tutuyorum. Yani belki sigortası var, belki yok, bilmiyorum. Ama bu insanların gerçekten desteğe ihtiyaçları var. Bu insanların bir günahları yok. Yani şimdi internette de görüyorum. Gördükçe de gerçekten sinirlerim bozuluyor. Ya gitseydi, alsaydı, etseydi, nereye gitseydi? Hiç yaşadınız mı? Hiç bir denizci olup da batı fırtınası çıktığında denizcilerin duygularını hiç hissetti mi bu insanlar? Ben çok yattım gemide. 2 gün, 3 gün. Sadece 5 dakikalık bir batının esmesini geçiştirmek adına. Nereye gitseydi bu insanlar? Cunda ağzına kadar dolu. Öbür taraftan gidebilecekleri tüm iskeleler dolu. Nereye gitseydi? Gidebilecekleri hiçbir yerleri yoktu. Kaldı ki sabah saatlerinde böyle bir fırtına raporu yoktu internet üzerinden takip edilenlerde. Gidebilecekleri bir yer de yoktu zaten. Ve normal şartlarda Ayvalık'ın karakterisine baktığımızda 5 dakika ile 10 dakika arasında esmesi gerekir bu tip havalar. Ayvalık'ta ben bugüne kadar 40 yaşındayım. 10 dakikanın üzerinde çok şiddetli böyle 50 knot gibi batı estiğini görmedim. Bu 60 ile 70 dakika arasında esen bir fırtınaydı. Biz de bir gemimizi kaybettik. Sadece gemimizi de kaybetmedik. İnsanlar sadece gemilerini de kaybetmiyorlar. Umutlarını kaybediyorlar. Ben geçmişimi de kaybettim. Çocukluğum geçmişti o gemide. Belki de beni büyüten, okutan gemi de oydu. Oradan kazandığımız paralardı. Burada keyiflenecek ya da işte belediyeye vuralım, oraya vuralım diyecek bir durum yok. Bakın buradan herkese yalvarıyorum. Bütün partilere, bütün sivil toplum kuruluşlarına, belediyeye, kendimle içinde olduğum kuruma bir olalım, birlik olalım. Ayvalık'ı denizci kenti olarak gereken noktaya taşıyalım. Bunu başarabiliriz. Ayvalık istediği zaman neler yapabildiğini hepimiz sizlerle birlikte gördük. Bunu da başarabiliriz. Ama burada birlik olmamız, birbirimize vurmadan, birbirimize çelme çakmadan bir yerlere vardırmamız gerekiyor. Bugün bile hissedebiliyorum. Kimisi oradan çekiştirmeye çalışıyor, kimisi buradan çekiştirmeye çalışıyor. Bu kafayla devam edersek daha çok tekne batırır. Daha çok böyle havalar yaşar. Çok da üzülürüz. Çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte ve bu faciayı yaşayan tüm denizcilik camiasına en içten duygularımla geçmiş olsun diliyorum. Ve elimizden ne gelirse, bakın kendimi de bu işin içinde sorumlu hissediyorum. Belki fırtınayı ben yaratmadım ama elimizden ne gelirse yapmak istiyorum. Yani çok net söyleyeceğim, çok da duygusalım. Yani ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Çok acı bir gün geçirdik. Ve bu acıları gelin hep birlikte saralım. Yani bunun başka bir yolu yok. Kavgayı bırakalım, birlik olalım. Yapılması gereken de bellidir. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Soru var mı? Evet. Halktan gelen bir soru efendim. Halk alanında bizi arayanlar var. Hızlı bir şekilde bir form oluşturabiliriz. Halktan size yardım etmek isteyenler var. Bunu hızlı bir şekilde nasıl bir hesap olursa olabilir mi? Tabii şu an Vali Bey de geliyor Ayvalık'a. Birazdan oraya gideceğiz. Orada da bir toplantısı var. Toplantı olacak. Bunlar zaten orada değerlendirilecek. Şimdi gezi tekneleriyle beraber gerçekten ekmeği veya tüm sermayesi 6-7 metre boyunda teknesi olan insanlar da burada çok ciddi zarar gördü. Gerçekten destek sağlamamız lazım. Az önce de söylediğim gibi fon oluşturulması gerekiyorsa fon oluşturulacak ama tabii ki bunun sadece yetkilisi biz değiliz. Bunu yine Sayın Kaymakamım ve Sayın Valimizle beraber değerlendirilecektir. Öyle bir süreç olabilir. Başkanım. Buyurun. Selamlar. Bundan 4 ay önce Yücel Yılmaz bir toplantı düzenledi. Evet. Orada 2 tane projemiz vardı işte balıkçı barınağı. Evet. Çapada yani. Şimdi az önce de onu belirttim. Yani şöyle biz seçildiğimiz süreçten beri her mercide, her ortamda Ayvalık'taki ihtiyaçları anlatıyoruz. Bunlardan bir tanesi de balıkçı barınaklarıdır. Biz sadece bir değil, birden fazla ihtiyacın olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Az önce de konuşmamızda ne vardı? Dedik ki hani bir turizm açısından bakıyorsunuz, ticari anlamda, bir de balıkçılık anlamında bakıyorsunuz. Bir bunlar var, bir de amatör balıkçılık işte. Ayvalık'a yerleşmiş, bir tekne almış, amatör bir şekilde balıkçılık yapıyor. Sayı sürekli artıyor. Böyle insanlar da var yani. Şimdi biz
Stratejik plan toplantılarında Büyükşehir'in, bakın açın bakın orada da Ayorta Balıkçı Barınağı'nın yapılması ile ilgili taleplerimizi de iletmiştik, ilettik. Sağ olsun Yücel Başkan'a ben her ortamda bunu dile getirdiğim için kendisinde de bir kulak dolgunluğu oluştu. Yani bu nereden Yücel Yılmaz'ın ağzına dolandı? Biz anlattığımız için bu zaten kendilerinde kafasında yer etti, dillerine dolandı. İnşallah buradaki amacımız bu sonuçta bir balıkçı barınağı yapmak öyle ha buraya yapıyorum ne olmuyor. Bu bir teknik konu. Bir sefer yerini belirleyeceksiniz. ÇED raporunu oluşturacaksınız. İmar planına işleteceksiniz. Bütçesini oluşturacaksınız. Ondan sonra da yapıyor olacaksınız. Şimdi bununla ilgili zaten devlet ne yapıyor? Balıkçı barınaklarını genelde de bakanlık kendisi organize ediyor. Bir kooperatife veriyor işletmesi için ve değil mi? Genelde öyle oluyor. Biz dedik ki yani her ortamda da söyledik. En az iki tane yapılması gerektiğini, hatta bir tanesini yer yer, başta Yücel Bey olmak üzere, Büyükşehir yetkililerin olmak üzere, hepsine biz bu yerleri de gezdirdik zaten, biliyorlar, kendileri de biliyorlar. Ona istinaden söylemiş olabilir, Büyükşehir'den söylenmiş olabilir, Yücel Başkan da söylemiş olabilir. Eğer yapılamayacaksa da bırakın bizler, Büyükşehir, Ayvalık Belediyesi, hepimiz başımızın çaresine bakalım, burada mendirekler yaparak süreç içerisinde en azından korunaklı alanlar yaratalım diye düşünüyoruz. İşte Kamil Akbek, Balıkesir, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Telefon numarası paylaştığınızda açıklamasını sanırım kaynaklandı. Burada şu sormak istiyorum. Malum dün, öncelikle geçmiş olsun diyeyim, çok pardon. Evet. Malum dün yaşandı, bugün de pandemi nedeniyle fazla hafta sonu yasakları var. Başvurularla ilgili bir süre kısıtlı olacak mı mağdur olan vatandaşlar? O bir yasal süreç zannedersem 15 günlük bir süresi var onun. 15 gün. Başlayacak. Yok, başladı süreç, başladı. 15 gün içerisinde bildiğim kadarıyla o yasal bir süreçtir. Ama 15 güne kalmasın. Hemen bir an önce başvurularını yapsınlar. 0266 312 1040 numaralı. Başkanım. Buyurun. Önce geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş dönemlerde Altınada her seçimde balıkçılara bir barınak sözü veriliyor. Evet. Ama hepsi lafta kaldı. Sizin döneminizde sanıyorum iyi şeyler olacak. Balıkçılar mutlu. Ne diyebiliriz? Yani sonuçta az önce de bahsettim. Yani bu ha deyince biz buraya yapıyoruz demek de olmuyor. Bakın yani bunun izin süreçleri, bunlar da zamana yayılan bir süreçler. Projenin çizilmesi. Hatta geçen gelen dediğim gibi Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen arkadaşlar dediler ki işte proje süresi bir yıl örneğin. Ha belediye olarak sizler bu işi üstlenirseniz bu işi 6 ay. Dedik tamam. Taş parası maliyeti belediye olarak biz gerekse projesini biz çizelim. Yeter ki o süreci minimuma indirelim. Ne kadar kısa sürede olabiliyorsa. Ya biz bunlara da hazırız zaten. Ama bir an önce de bu barınakların Ayvalık'a kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Hele artık bu pandemiyle beraber insanlar şuna az önce insanların hayali olan, Büyükşehir'de yaşayan o beyaz yakaların hayali olan işte Ayvalık'a yerleşim, bir evim olsun, bir teknem olsun süreci daraldı, kısaldı. Daha da yoğunlaştı çünkü insanlar ev alıyor. Bir an önce işte pandemiden dolayı bu tür sahil yerlerinde yerleşme şeyi arttı, trafiği arttı. Doğal olarak böyle olunca da aciliyet gerektiriyor artık. Yani bu insanların da tekneleri var sonuçta. Bir yerlere koyacaklar bunları. Tekne alıyor ama nereye koyacak işte. O süreç başlıyor. Ve Ayvalık'ta az önce Ali arkadaşım da dediği gibi yani Ayvalık karar vermedi. Yani deniz sonuçta turizm yapıyoruz. Denize dayalı bir turizm gerçekleştiriyoruz. Ama denizden ne kadar faydalanıyoruz? İşte ortada. Eğer bu barınaklar olursa daha fazla turizmden bu anlamda Ayvalık payını alacak. Balıkçılık sektöründe belki daha fazla insan bu sektöre gidecek. Çünkü korkularından dolayı giremiyor. Böyle de bir durum var. Yani eğer bu altyapı yatırımları olursa, bu barınaklar yerine getirilirse daha fazla turizmden payımızı alabiliriz diye düşünüyorum. Daha fazla balıkçılık sektöründe insanlarımız olur diye düşünüyorum. Dün siz de gördünüz. İskele Kumadası Köprüsü büyük hasar gördü. Evet. 32 yıllık bir köprü. Şimdi İskele mahallinde çalışanlar, tatil yapanlar kumadasını kullanıyor. Evet, o bölgede denize girme ihtimali yok. Önleri bataklık, yani daha doğrusu çamurlu bir deniz. Daha çok o bölgedeki insanlar, Altınova'dan bahsediyoruz. O bölgedeki insanlar o köprüden yürüyerek kumadasına geçiyorlardı ve plaj olarak o kumadasını kullanıyorlardı.
Ama şu an kullanılmaz vaziyette. İnşallah şu bir yani daha dün oldu olay. Kendimize yeni yeni geliyoruz. Projelendirilmesi yani o bina şey o yürüyüş köprüsü kullanılabilir mi? Bir sefer teknik olarak ona bakmak lazım. Onun raporlarına göre hareket edecektir ama sezon da geldi. Öyle de bir durum var yani. Evet, teşekkür ederim. Merhaba gazetesi Semra Hoş geldiniz. Sağ olun. Benim Ali Bey'in bir cümlesi dikkatimi çekti. Fırtına raporu yoktu diye. Fakat Balıkesir Merkezi'nde biz gazeteci olarak duyduğumuz kadarıyla bir fırtına olacak duyurusu yapıldı meteorolojide. Bu duyuru tepe sahiplerine iletilmedi mi acaba sorusu geldi aklıma. Rapor yoktu derken. İş yeri sahipleri öncesinde bilgilendirme konusunda bir tedbirsizlik yaşadı diyebilir miyiz? Bir ikinci sorun da şu olacak, beklentiniz çok, elbette ki artık teşekkür, özür diliyorum, teşekkür değil, bir geçmiş olsun duymak yerine bundan sonra artık destek duyarsak deriniz. Şu ana kadar size bir destek sözü geldi mi herhangi bir bilet elimizden ya da yetkililerden bunu sormak istiyorum. Şimdi ben fırtına raporu yok derken, meteorolojinin yayınladığı fırtına raporundan bahsetmedim. Yani genelde burada Ayvalık'taki denizciler hani, yaşamın akışı içinde konuşmak lazım. Ayvalık'taki denizciler genelde burada çeşitli internet sitelerinden hava durumunu takip ederler. Biz de yapıyoruz. Yani biz de denizci bir firmayız. Dolayısıyla hemen hemen her gün bana da kendim de takip ediyorum. Arkadaşlarım da bilgi veriyorlar. Bugün şöyle diye. Dün havanın 12 ile 3 arasında yani öğle saatleriyle 12 ile 3 arasında eseceğini birçok internet sitesinden görmüştüm. Fakat tabii bu olabilir. Hava sabah saat 6.50'de esmeye başladı. Yani böyle bir hazırlıksız durum vardı. Kaldı bir daha söyledim. Normalde daha önce de söyledim. Normalde bu havalar 5 dakika ile 10 dakika arasında sürer. Yani ufak tefek hasarlar da bıraktım. Geçer giderdi ama dünkü hava bitmek bilmedi. Yani böyle de bir durum vardı. Çok alışılagelmişin dışında bir hava vardı. Ben bunu anlatmak istedim. Yani o söylemek istediğinden. Yoksa herhangi bir meteoroloji fırtına raporu yayınlamadığı gibi bir şey söylemek istedim. Yani bu süreçle ilgili evet. Zamanın uzun olması. Evet. İkincisi de destek olarak şöyle söyleyeyim. Yani Deniz Siyahat Odası'ndan tutun valiliğe kadar birçok kurumdan ve sivil toplum kuruluşundan bundan sonraki süreçle ilgili somut destek olacaklarına dair ışık yani ne diyeyim sinyaller aldık ama şu an sadece sinyalini aldık. Yani hani bu gerçekleşir gerçekleşmez noktasında ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu sinyallerin gerçeğe dönmesini istiyorum. Yani gerçekleşmesini istiyorum. Yoksa şu ana kadar belediyenin yardımları, kaymakamlığın koordinasyonu, valiliğin ilgisi, alakası, Deniz Şehir Odası'nın sivil toplum kuruluşu olarak dün buraya gelmesi, bugün tekrar burada olacak olması, çeşitli siyasi parti temsilcilerinin ve milletvekillerinin bugün burada olacak olması bunlar güzel şeyler ama burada kalmasın diyorum. Yani benim tek istediğim bu. Bunlar çok iyi şeyler ama bundan sonra bu insanlara somut elle tutulabilir, bu insanların acılarını bir nebze olsun azaltabilecek şeyler yapılması gerektiğinden bahsediyorum. İnşallah böyle olacak, ümidim var. Geçmiş olsun, teşekkür ederim. Bir soru daha soracağım. Buyurun. Zarar mı? Rıhtım. Evet, rıhtım da evet. Bununla ilgili belki projemiz vardı bilmiyorum ama bu rıhtımın bir elden geçip ya da yeniden bir rıhtım yapılma durumu var mı? Şöyle, sonuç itibariyle bu tekneler parçalanırken veya batarken işte batının esintisiyle alıp onu sürekli rıhtıma vurarak hem teknelerin parçalanması hem de bu arada tabii aynı şekilde rıhtımımız da zarar gördü. Şu an teknelerin özellikle kişilerin teknelerinin kaldırılmasıyla ilgili uğraş veriyoruz. Herhalde önümüzdeki haftada rıhtımdaki hasarları nasıl telafi edeceğiz ona da bakacağız. Çünkü ciddi anlamda çatlaklar, patlaklar oluştu. Dediğim gibi dün yaşandı. Bugün sokağa çıkma yasağı ve halihazırda işte zarar gören vatandaşların teknelerine müdahale ediyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Enkazın kaldırılmasına yardımcı oluyoruz. Onlar da kalktıktan sonraki süreçte rıhtımı da elden geçireceğiz. Yani yetmiyor. Çünkü Cunda
motorları var. Ayrıca gezi tekneleri var. Şu an daha da sıkıntı olacak. Evet, anlıyorum. En kısa zaman. Tabii ki bunları daha işte Mayıs ayındayız. İnşallah Haziran'ın